yıl. 2,5-3 yıl peygamberle birlikteliği onu musab yapmıştır. Musab nasıl birisidir? Bunu belki hatip olan hocalarımız size anlatmışlardır ama ben kısacık bir şey söyleyeyim. Musab Medine'nin en yakışıklısıydı. Bazıları Peygamber Efendimiz'e çok benzetirlerdi. Boy, boz, sportmen birisiydi. At yarışlarda hep dereceye giren, koşularda hep dereceye giren, yüzmede, güreşte hep dereceye giren bir sportmen kişiliği vardı. Bir giydiği kıyafeti ertesi gün giymiyordu. Bir giydiği kıyafeti ertesi gün üzerinde göremezsiniz. Bolluk, bereket içerisinde bir delikanlıydı. Mekke'nin kızları onunla evlenebilmek için, onu bir defa görebilmek için yollarını değiştiriyorlardı. Mekke'nin erkekleri öyle bir evlat arzu ediyorlardı. Mekke'nin anneleri öyle bir damat. Musab keşke benim damadım olsa diyorlardı. Böyle bir insan. Vefat ettiği zaman, daha doğrusu şehit olduğu zaman Musab'ın üzerinde bir örtü var. Üst tarafını örttükleri zaman ayakları açıkta kalıyor. Ayaklarını örttükleri zaman üstü açık kalıyor. Ama Musa Medine'ye gönderilen insandı. Peygamberimizin yanında Ebu Bekir vardı, Ömer vardı, Osman vardı, Ali vardı ama Musab'ı gönderdi Peygamber Efendimiz. Niçin biliyor musunuz? Musab çok kibar bir beyefendiydi. Hiç kimseyi incitmiyordu. Musab çok naif, munis bir insandı. Musab o Arapçayı en iyi telaffuz eden insanlardan birisiydi. Bir şey ifade ediyorsa, ifade ettiği şeyi karşısındakinin anlayacağı şekilde anlatıyordu. Yani dili güzel kullanıyordu. Kibar bir insandı, incitmiyordu. Ya uzattı bu adamla, bitse de gitsek dedirtmiyordu. Ya da ne söylüyor bu adam ya? Entelek, bazı hatipler vardır bilirsiniz, böyle entelektüel kelimeler sıralarlar, hiçbir şey anlamazsınız. Öyle birisi de değildi. Herkesin anlayacağı dilden. Çocuksa çocuk, kadınsa kadın, erkekse erkek, öyle bir insandı. Ama İslam'ı da çok iyi bilen bir insandı. O 2 yılın içerisinde, 1,5-2 yıl içerisinde peygamberin öğretisini, İslam'ın öğretisini çok iyi hazmetmiş bir insandı. İşte onlar sizlersiniz arkadaşlar. Belki bu benim haddim değil ama bir büyüğünüz olarak söyleme hakkına sahibim diye düşünüyorum. İşte onlar sizlersiniz. Gerçekten o musablar sizlersiniz.